dijital ortamları güvenli kullanmak için kuralları birlikte belirlenen sözleşmeler yapmanızı ve bu sözleşmelerin uygulanmasında devamlılığı sağlamanızı tavsiye ederiz. Ritter'ın konferansına katılır. Ritter'ın sözleri Fuat'ı o kadar çok etkilemiştir ki hayallerindeki meslekten bile vazgeçmiştir. 10. yüzyılda Müslümanlar Amerika'ya ulaşmış ve 15. yüzyılda da buna itibar eden Amerika haritasının bir kısmını çizmişlerdir. Ben ömrünü İslam bilim tarihine adayan Profesör Doktor Fuat Sezgin. Ali Kuşçu 1403'te Semerkant'ta dünyaya gelmiştir. Ben herkesin kendi çalışmasında yapması gerekeni yaptım. Öncekilerin başarılarını minnettarlıkla karşılamak, onların yanlışlarını ürkmeden doğrultmak, kendisine gerçek olarak görüneni gelecek kuşaklara, sonrakilere emanet etmek. Yetkin bir filozofun nitelikleri nasıl olmalıdır? Yetkin bir filozof, öğrenim sırasında karşılaştığı güçlüklere katlanmalı. Üstün bir zeka ve kavrayışa sahip olmalı. Altın, gümüş ve benzeri zenginliklere değer vermemeli. Açgözlü ve nefsani arzularına düşkün olmamalıdır. Bundan 20-25 sene evvel Kuveyt Üniversitesi'nde bir konferans vermiştim. O zamanlar kitabımın 6. cildi çıkmıştı. Orada bir genç bana şu soruyu sordu. Siz bu zor kitabı yazıyorsunuz. Bize neler tavsiye ediyorsunuz? İnsan bastığı toprağı hor görmemeli. Kim bilir hangi güzeldir, hangi sevgili. Duvara koyduğun kerpiç yok mu kerpiç? Ya bir şah kafasıdır ya da vezir eli. 27 dil bildiğiniz doğru mu? Abartıyorlar. 24 dil anladığım gibi konuşabiliyorum anca. Süryanice, İbranice, Latince ve Arapça da bu dillere dahil. 27 Mayıs 1960 askeri darbesi dolayısıyla 140 yedekler diye tabir edilen Profesör Durgun'un arasında yer alıp 28 Ekim'de verilen kararla Almanya'ya gönderilmiştir. Ben Farabi, filozofların babası ya da Aristo'nun ardından ikinci öğretmen diye de tanınırım. Yazdığım İlimler Ansiklopedisi dünyanın ilk ansiklopedisidir. Öğretmenim, Fuat Sezgin kimdir? Fuat Sezgin hayatını öğrenmeye, bilime adamış ve bu alanda eserler vermiş bir alimimizdir. Firiz, 1465 yılında Gelibolu'da doğdum. Esas adım Ahmet Muhittin Piri'dir. Denizler, ah denizler. Denizciliğe merakım amcam Kemal Reis sayesinde başladı. Katip Çelebi'yi de huzuruma çağırın. Buyurun padişahım, bize emretmişsiniz. Size bir maruzat hakkında rapor yazmanızı emrediyorum. Maruzatınız nedir padişahım? Kütüphane yılları haliyle benim için çok değerliydi. Burada hem tıp alanıyla ilgili yenilikleri takip edebiliyor, hem de kendimi matematik, fizik, felsefe gibi alanlarda da geliştirebiliyordum. Üstün zekası sayesinde tıp alanında yazmış olduğu Encanum Fit Tıp adlı eseri batıda birçok kez Latince'ye çevrildi. Ve hizmet vermekten onur duyarım. Kudretli Mustafa Katip Çelebi, seni saraydaki işine geri dönmeni istiyorum. Hocam geç kaldığım için gerçekten özür dilerim. Cebinden altın saatini çıkarır. 3 dakika geç kalmışsın. Bu bir daha tekrar etmemeli. Bir daha geç kalmamaya gerçekten dikkat edeceğim. Peki geç otur. Sağ olun, teşekkürler. Önümde 6 aylık bir süreç var. Bu çok önemli bir tatil. Bu süreçte ne yapmayı düşünüyorsun? Hocam bu 6 aylık süreçte Arapça öğrenip diğer dillerde de araştırma yapmak istiyorum. Bu zorbalar ne biçim adamlar? Kurt, köpek, çakal, makal. Ne dersin bu adamlara? Yüreksizler, kafasızlar, soysuzlar. Benim bu deli gönlüm ne zaman akıllanacak? Biraz daha kulağı burkulunca. Yazıyor, yazıyor. 147 eğitim görevlisinin vazifesine son verildiği yazıyor. Sadece doğuya değil, batıya da yön veren, tarihin tozlu sayfalarında unutturulmuş bilgileri tekrardan hatırlattım. Thank you.
Thank you.
Evet sevgili arkadaşlar, kıymetli Büyükçekmeceliler, benim ailem, hepiniz hoş geldiniz. Bugün ne mi konuşacağız? Evet, enteresan, aslında hepinizin çok iyi bildiği noktaları konuşacağız. Bal kabağını konuşacağız. Ben çok seviyorum. Tatlısıyla, tuzlusuyla hayatımıza renk katması lazım. Çünkü Asya'dan göçtük ve geldik. Avrupa'yla yüzleşimiz bu noktada. İyi bir mutfak kültürümüz var. Çok zengin. Yani... Mısır gibi kokuyor. Çok da ben böyle... Un gibi olsun sevmem. Evet, tarçınım, karanfilim, zencefilim, zerdeçalım, Hindistan cevizi. Hepsi var. Az tatlılara tuz konuldu. Tuzlara da çok az şeker tekrardan şey yapın, kabak doldurun. Böyle kat 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 döşeyin. Güzel. Güveçimizi bu şekilde doldurduk. Bunu bir koyu yemek kıvamında tüketebilirsiniz. Eğer tavuk stoğunuz, tavuk suyunuz, kemik suyunuz varsa ya da içine et ilave etmek istiyorsanız güçlü bir çorba yaratmış olacaksınız. Profesör Doktor Fuat Sezgin, bilim tarihimize mal olmuş, çok kıymetli bir bilim insanımız. Bugün özellikle batıya doğru akan nehirde, batıya İslam biliminin, İslam kültürünün ne demek olduğunu, tarihteki yerini, varlığını ve bizlere de özgüvenimizin tekrardan kendimize gelebilmesi için yeni direnç noktaları temin eden unutulmaz bir bilim adamımızdır. Profesör Doktor Fuat Sezgin'in Bitlis'ten başlayan, İstanbul'da devam eden ve Avrupa'nın ortasında sonlanan bilim yaşamı aslında bizim için gerçekten geriye dönüldüğünde büyük bir yol açıcı ışık olarak gözükmektedir. Özellikle İslam Bilimleri Sanatları Müzesi'nin tarihimize ve bilim dünyamıza kazandırılmasıyla Fuat Sezgin Hoca'nın gerçekten kıymeti genç kuşaklar tarafından ve bizler tarafından çok iyi anlaşılmış. Fuat Sezgin Hoca'nın bizler tarafından, yerli bilim adamları tarafından tanınmasına vesile olmuştur. Bu tanınma üzerine bizlerde tekrardan kaybetmiş olduğumuz özgüven anlayışı bilim dünyasında da yeniden neşvenüma etmiş ve geleceğe daha büyük bir güvenle ve daha büyük bir beklentiyle bakabilmemize öncülük etmiştir. Profesör Doktor Fuat Sezgin Hoca'nın emeklerinden dolayı kendisine teşekkür ediyoruz.
gerçekten bizim için geleceğe güvenle bakmamızı temin eden önemli bir bilim insanı olarak ufkumuzu açmaya devam edecektir. Gençlik Spor Bakanlığı'nın desteklemiş olduğu Büyükçekmece İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzün koordinasyonunda yürütülen bu proje aslında bizim öğrencilerimize, öğretmenlerimize Fuat Sezgin Hoca'nın şahsında İslam bilim tarihinin ne demek olduğunu, İslam tarihine mal olmuş ve aslında tarihi yapılandırılmış olan, bilim dünyasını yapılandırmış olan bilim insanlarının bizlerde hangi hakikatleri ortaya koyduğunu, hangi bilimsel gelişmeleri ortaya koyduğunu burada genç kuşaklara anlatmış oluyoruz. Gerek bu çekilen VTR'lerde, gerekse okullarda yapılmış olan etkinliklerde öğrencilerimiz Fuat Sezgin Hoca'nın şahsında tarihimize mal olmuş olan büyük İslam düşünürlerini, Türk İslam bilginlerini tanıyorlar ve onların üretmiş oldukları bilimi tekrardan bugün daha ileriye nasıl taşıyabilecekleri konusunda büyük bir özgüvene sahip oluyorlar. Bu projeyle aslında Türkiye artık Büyükçekmece özelinde kendine yeniden bilim dünyasında üretebileceğine dair özgüvenini kazanmış olacak ve bu çocuklar gelecekte bizleri İbn-i Sina'ların, Farabilerin, Ali Kuşçuların, Harezmilerin olduğu yerin çok daha ötesinde batıya doğru akan nehrin batıyı yeniden yıkamasına, batıyı yeniden aydınlatmasına, batıyı yeniden temizlemesine vesile olacaklardır. Bu neslin yetişmesine öncülük ettiği için Fuat Sezgin Hocam ve onun şahsında tüm bilim insanlarımıza, aynı zamanda bu projeyi koordine ettiği için proje koordinatörümüz İlker Bayrak ve projede görev alan tüm öğretmenlerimize bir defa daha teşekkür ediyorum. Öğrencilerimizin bu projede gerçekten büyük emekleri var. Onların da yeniden bilimsel üretimi gerçekleştirebilecek özgüveni sağlamış olmaları ümidiyle hepsine başarılar diliyorum. Evet değerli katılımcılar, iyi akşamlar. Büyükçekmece İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen Büyükçekmece Online Öğretmen Atölyelerinin ilk programıyla karşınızdayız. Bugün Teknofest projelerinin hazırlanma süreçlerini konuşacağız. Denizli'den Elif Pelin Eriş hocamız bize projelere başvuru yöntemlerini, yarışmada kategorileri ve nasıl başvuracağımızı ayrıntılı bir şekilde anlatacak. Elif hocam iyi akşamlar. Sunuya geçmeden önce İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Hasan Uygun da aramızda. Paylaşımı başlamadan önce Milli Eğitim Müdürümüze bir merhaba, iyi akşamlar diyelim. Elif Hocam, bir paylaşımı sonlandırırsanız birazdan başlayacağız. Hoş geldiniz Elif Hocam siz de programımıza. Hoş geldiniz. Sayın Müdürüm, duyabiliyor musunuz? Evet, duyuyorum. Hoş geldiniz Müdürüm. Hoş gördük tüm arkadaşlarımıza, hoş geldin. Teknofest projelerini konuşuyor olacağız bu akşam. Sizinle başlayalım. Sizin açılışınızla inşallah eğitimimiz hayırlı olsun. Teşekkür ediyorum. Öncelikle bu akşamki bizleri bilgilendirecek olan değerli Elif Hocama ve tüm meslektaşlarıma iyi akşamlar diyorum, diliyorum. Büyükçekmece Öğretmen Mesleki Girişim Eğitimlerimizin bu akşamki konuğu Elif Hoca. Biz kendisini zevkle ve keyifle dinleyeceğiz. Ama şu anda özellikle konusunun Teknofest olması, Teknofest'e başvuru sürecinden tutun da iyi bir proje nasıl hazırlanır ve bu projeler nasıl ödüllü proje olur, başarılı proje olur? Bu konularda bizlere bu akşam Elif Hocam ciddi bir sunum yapacak. Ben de keyifle ve dikkatle dinleyeceğim inşallah, bir sıkıntı olmazsa. Bizim buradaki
Özellikle öğretmen arkadaşlarımızla her zaman konuşuyoruz, meslektaşlarımla. Biz bu tür etkinliklerle aslında bu pandemi döneminde kendimizi cidden, ben başta olmak üzere kendimi bahsediyorum şu anda, ciddi şekilde aslında bir gelişime tabi tutuyoruz. Bu bize ciddi bir gelişim yolu açmış oluyor. Bu tür etkinlikler, bu tür çalışmalar, bu tür projeler. Ve Büyükçekmece de bunu değişik proje vesileleriyle çok sık yaptık aslında. Yapmaya da devam ediyoruz, devam da edeceğiz. Teknofest konusuna gelince, Teknofest konusu gerçekten aslında belki meslektaşlarımız açısından şöyle bakılabilir. Ya işte yine bir yarışma, bir etkinlik. Biz de işte başvuru yapacağız. Bununla ilgili ne var ne yok bir bakalım babında düşünülebilir. Fakat ben bunun ötesinde bir düşüncenin olması gerektiğini düşünüyorum. O da şudur. Burada Teknofest'e başvurular öğrenci odaklı olacağı için o Teknofest'e katılan bir öğrenci belki yeni bir ufuk, belki yeni bir buluş, belki yeni bir deneme, belki yeni bir bakış, belki yeni bir vizyonla hayatını değiştirebileceği bir imkan yakalayabilir. Ve bu imkanın vesilesi de biz olabiliriz. Yani bunu çok önemsiyorum. Kesinlikle ve kesinlikle çok basit bir şeyden, çocuk çok basit bir şey yapmış olabilir, çok basit bir başvuru yapmış olabilir. Bu sefer başvurusu ödüllü bir başvuru haline gelememiş olabilir. Ama o ortamda, orada sergilenen diğer projelerde, izlenen yöntemlerde, içinde bulunduğu atmosferde, havayı koklayarak dahi çocuğun geleceğe bakışında yepyeni bir perspektif, yepyeni bir pencere açılabilir ve hiç beklemediğiniz bir öğrenciniz yarın karşınıza bambaşka bir ufukla, bambaşka bir düşünceyle ve gerçekten üretme arzusuyla ve bilime katkı sunma arzusuyla gelebilir. Üniversite tercihleri değişebilir, bölüm tercihleri değişebilir, hayata bakışı değişebilir. Hayatı yaşama tercihi değişebilir. Yani hocam yumurta, tavuk, Urfalı'nın, özür diliyorum Elif hocam. Urfalı'nın bir tanesinin işte ana yoldan geçen kamyon tavuğunu ezmiş. Adamcağız inmiş demiş ki ya işte hani köylü üzülünce ya üzülmeyin neyse parası verelim falan deyince adam bakmış şeyde tır şoföründe para bol. Ya sen bunu tavuk mu zannediyorsun? Sakın tavuk deme. İşte bu fabrikaydı, şöyleydi, böyleydi falan. Şimdi bu fukahayı bilen arkadaşlarımız vardır. Ama nihayetinde ben bunu bu şekilde abartmak için söylemiyorum. Yani bir tavuktan bir fabrika oluşturmak değil niyetim ama nihayetinde de bir tavukta bir fabrika. O da bir gerçek yani. Onun da bir gerçeklik payı yüzde büyük bir oranda var. Biz elimizdeki çocuklardan büyük bir cevher ortaya koymanın ötesinde çocukların kendilerinin gerçekten nasıl bir cevher olduklarını fark edebilmeleri konusunda onlara ortam ve imkan tesis etmiş olacağız. Bunu çok önemsiyorum ben. Yani biz öğretmen olarak çocuğu Teknofest'e ya da bu tür bilimsel projelere başvurdurarak bir bilim adamı haline tabii ki getirmiyoruz. Ama çocukların gerçekten ufku değişiyor. Bizim üç tane hatta, bir tanesi Münevver Kemal'deydi daha önce. İki tane de, geçen sene biri Tepekent Borsa Anadolu Lisesi'nde, bir önceki yıl özür diliyorum. Geçen yılda aynı öğretmenimiz, meslektaşımız Emlak Konut'a gelmişti. Oradan TÜBİTAK'ta yaptığı çalışma öğrencimizin dereceye kaldı, yani sergiye kaldı. Ben o öğrencilerle görüştüğümde öğrencilerin ufuk dünyalarının nasıl değiştiğini, işte İTÜ'nün kampüsünde sergileniyor biliyorsunuz Maslak'ta. Yani bu sergilerde çocuklar birbirleriyle alışverişler yapıyorlar, öngörüleri değişiyor, hayata bakışları değişiyor, tercihleri değişiyor. Bunlar çok kıymetli şeyler değerli meslektaşlarım. Elif hocam özür diliyorum, bitiriyorum şimdi. Ama nihayetinde biz bu çocuklara böyle bir atmosfer temin etmekle, zaten temin etmiş birileri, biz sadece o atmosferi koklamalarına vesile olmakla belki de çocukların hayatlarını bambaşka bir yere evirebiliriz. Bu imkan, bu kabiliyet bizde ve öğretmen olarak zaten bizde de olması gerekir. Yeter ki bu konuda arzulu olalım, istekli olalım. Ben bu projeye çok büyük destek vereceğinizi bekliyorum değerli meslektaşlarım.
Dün de okul müdürlerimize aynı şeyleri söyledim. Ama okul müdürlerimiz bu işin motivasyon kısmında, bu işi yapacak olan mutfaktaki şeftir. Yani üst düzey üretimi gerçekleştirecek olan, huzura yemeği çıkaracak olan öğretmendir. Okul müdürü restoran sahibidir. Eğer mutfaktan bir şey gelmezse çok da yapabilecek bir şeysi yoktur, müşterileri kaçırır. Dolayısıyla ben şimdiden katkı sunacağınız emeklerden dolayı hepinize çok teşekkür ediyorum. Elif Hocam'a bu akşam bizlere yapacağı sunumdan dolayı şimdiden çok teşekkür ediyorum. Daha fazla zamanınızı almıyorum. Keyifli bir sunum diliyorum. Büyükçekmece Öğretmen Mesleki Gelişim Eğitimlerine bundan sonra da devam edeceğiz. Bu akşamki bu düzenlememizin ilki olarak başlamış oluyor. Hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. Ben de sizlerle beraber keyifle dinleyeceğim inşallah. Teşekkür ediyorum. Buyurun İlker Hocam. Sayın Müdürüm, bizleri tenvir ettiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Evet. Çok değerli açıklamalar duyduk. Elif Hocam, Denizli'den katılıyorsunuz. Bilim ve Sanat Merkezi'nde görevli matematik öğretmeni olduğunuzu biliyorum. Kendinizi kısaca tanıtarak bizimle Teknofest sürecindeki maceranızı da, örnek projelerinizi de anlatarak, başvuru sürecinde öğretmenlerimizin nereden başlamaları, kayıt ve başlama siteyi tanıma aşaması da dahil olmak üzere paylaşırsanız çok seviniriz. Çok teşekkür ediyoruz. Beyefendi de zannediyorum bir projeci. ARGE'de. Onu da zaman zaman tecrübelerini dinlemek öğretmenlerimiz için faydalı olacaktır. Buyurunuz hocam. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Bana bu imkanı sunduğunuz için öncelikle sizlere gerçekten teşekkür ediyorum. Ben Denizli, Nezihe Derya Baltalı Bilim ve Sanat Merkezi'nde matematik öğretmeniyim. İki senedir Teknofest'e katılıyoruz. Nacizane, branşım matematik. Kendi alanımda veya öğrencilerin istekli olduğu, fikirlerin olduğu projelerde danışmanlık yapıyorum. Bu konuda naçizane elimden geldiğince bir sunu hazırladım. Sunu üzerinden giderek, örnek projelerimiz üzerinden giderek ve Teknofest'in kendi resmi web sitesinden nasıl üye olunacağını göstererek ilerleyebiliriz. Tekrardan ben teşekkür ediyorum bu vakitte beni dinlediğiniz için, dinleyeceğiniz için. Paylaşımı açabilirim herhalde. Tabii hocam, buyurunuz, kovulsunuz. Değerli öğretmenlerimiz, siz de Elif hocamıza sorularınız olursa chatten yöneltebilirsiniz. Takıldığınız yerler devam ederken onları da hocamıza yönlendirelim. Evet. Sunuyu görüyoruz hocam. Görüyorsunuz, evet. Teknofest 2020 yarışmalarına proje hazırlama süreçlerinde bu sene birkaç değişiklik yapıldı. Bazı yerleri hızlı geçmek istiyorum. Dördüncü yılını 21-26 Eylül 2020 tarihinde bu sene Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirecek ve şu şekilde karar alındı. Bir sene İstanbul'da, bir sene Anadolu'da olacak şekilde. Bu sene Gaziantep'te yapılmıştı. Gerçekten önlemler alınarak yine İstanbul'da yapıldığı gibi görkemli bir şekilde, çok güzel bir şekilde koordine edilmişti. Çok öğrencilerimiz de, bizler de çok memnun kalmıştık. Covid-19 olduğu halde dikkat ederek, maske, mesafe kurallarına dikkat ederek gerçekten güzel bir festival olmuştu. 2021 yılında da farklı kategorilerde kategori sayısı arttırıldı. 34 farklı kategoride gerçekleştirilecek. Ve başvuru süreci 28 Şubat'ta son. Fakat projenin tamamını biz yazıp çizip 28 Şubat'ta göndermiyoruz. 28 Şubat'ta sadece bilgilendirmek amaçlı. Biz bu kategoride düşünüyoruz. Şu öğrencilerle ve bu danışman öğretmenlerle başvurmak istiyoruz şeklinde bir bilgi vermek babında Teknofest'in resmi web sitesinde üye olarak ve oraya kaydederek bu şekilde başvurumuzu yapıyoruz. Son başvuru dediğimizden kasıt budur. Daha sonra her kategorinin farklı tarihleri var. Onları da göstereceğim. Şimdi ben burada sunu da ekledim fakat web sitesini açacağım birazdan. Yarışmaya başvurmadan önce web siteyi açarak yarışma kategorileri hakkında tek tek bilgi edinmeliyiz. İlkokul, ortaokul bazında mı, lise bazında mı? Her kategoriye başvuramıyoruz ilkokul, ortaokul, lisede. Ona güzel bakmamız gerekiyor, şartnameye bakmamız gerekiyor.
Birkaç örnek vermek istiyorum. Mesela eğitim teknolojileri kategorisinde yarışmak istersek ne yapabiliriz? Eğitim veya öğretimde teknoloji entegrasyonu ile öğrenmeyi kolaylaştıracak ve kalıcı hale getirecek konunun bağlı olduğu alanla diğer bilim alanları arasında bağlantıyı kurarak çok yönlü almaya imkan tanıyacak ürün geliştirmemiz bekleniyor. Neler olabilir bunlar? Çok buraları biraz hızlı geçebilirim. Eğitsel yazılım, eğitsel oyun, deney, eğitsel simülasyonlar, dijital uygulamalar, konunun pekiştirilmesi babında örnekler yapabiliriz. Mesela geçen sene göstereceğim onu da dereceye giren, finale kalıp da dereceye giren bir proje var. Onu da göstereceğim. Tarih alanında ve eğitim ve teknolojileri alanında başvurulmuş. 36 padişahı tanıtmak için, daha iyi öğrenebilmek için, kalıcı hale getirmek için artırılmış gerçeklikle birleştirerek çok güzel bir proje ortaya çıkarmışlar. Bu Teknofest'te biz farklı projeleri gözlemleme imkanı da sunuyor. Gözlemleyebiliyoruz. Öğrenciler de gözlemleyebiliyor. Bu açıdan gerçekten katılarak deneyim kazanmaları iyi olur. Öğrencilerin de, öğretmen arkadaşlarımızın da. Mesela bir başka kategori insanlık yararına teknoloji yarışması. Bu sene engelli dostu kategorisi de eklendi. Sağlık ve ilk yardım, afet yönetimi, engelli dostu, sosyal inovasyon kategorilerinden birine başvurabiliriz. Bu alanlarda nasıl başvurabiliriz? Sorunları çözmek için hayat kolaylaştırmaya yönelik çalışmalar ortaya koyabiliriz. Birazdan web sitesini açacağım. Şartnameleri nereden bulabiliriz göstereceğim. Gerçekten bu şartnameleri güzel incelediğimizde bize ayrıca fikir sunuyor. Bu şartnameler bize fikir sunuyor. Bu sene yine farklı bir kategori eklendi. Turizm teknolojileri yarışması gerçekten güzel bir kategori. Ülkemizin kültür ve turizm imkanlarını yenilikçi teknolojilerden faydalanarak tanıtmak hedefiyle projeler ortaya çıkarabiliriz. Neler olabilir bunlar? Teknolojiyle entegre ederek mobil yazılım, web yazılım, prototip olabilir. Artırılmış gerçeklikle desteklenmiş oyunlaştırma özellikle kurgusu isteniyor. Eğitsel oyun, eğitsel simülasyon gibi yazılım odaklı projeler hazırlayabiliriz. Öğrenciler kendi yaş ve eğitim seviyesine uygun bir yarışma seçmelidir. Birazdan göstereceğim. Ve seçtiğimiz yarışmaların mesela ortaokul kategorisinde katılacaksak, ortaokul kategorisinde, yaş kategorisinde hangi yarışmalara başvurabiliriz? Onların şartnamelerini tek tek okumamız bize fayda sağlayacaktır. Üniversite seviyesi altında yani ilkokul, ortaokul ve lise seviyesinde devam eden öğrencilerimiz mutlaka bir danışmanla katılmak zorundadırlar. Bir danışman genel olarak birden fazla takıma danışman olabilmektedir. Yani ben katılacaksam benim birden fazla projem olabilir, katılabilirim. Birden fazla projeyle finale kalıp orada sergileyebilirim. 2019'da iki farklı kategoride iki ayrı projeyle öğrencilerimle birlikte gitmiştik. Fakat su altı roket gibi bazı takımlarda bir danışman bir takıma danışmanlık yapabilmektedir. Kategoriye göre bir öğrenci birden fazla projede de yer alabilmektedir. Yani hem insanlık yararına hem eğitim teknolojileri yarışmasında bir öğrenci iki projede de yer alabilir. Özellikle bunu da vurgulayalım. Fakat aynı projeyle mesela elimizde bir proje fikri var. Bunu sadece bir kategoriden sunmamız gerekiyor. Elimizde bir proje fikri varsa bununla sadece ya insanlık yararına ya eğitim teknolojileri. Yani benim elimde bir proje fikri varsa farklı kategorilerden değil sadece bir kategoriden yarışmaya başvuru yapabilirim. İlkokul, ortaokul öğrencileri kendi aralarında, lise öğrencileri de kendi aralarında yarışacaklar. Yani bu kategorilerde liseler, işte sağlık, afet, engelli dostu gibi kategorilerde her kategorinin birincisi, ikincisi, üçüncüsü lise öğrencileri arasında, ilkokul, ortaokullarda kendi arasında birinci, ikinci, üçüncü şeklinde birçok ilk üçe giren öğrenci yer almaktadır. Şimdi ben burada
bir takvim paylaştım. Fakat bu kategoriye göre değişiyor. Ama 28 Şubat'ta genel olarak yarışmanın son başvuru tarihi. Mart, 24 Mart bazı projelerde biraz öne, biraz ileri tarih olabilir. Şartnameye bakmamız gerekiyor. 24 Mart'ta veya o hafta proje ön değerlendirme raporu ve proje tanıtım videosunu bizim teslim etmemiz gerekiyor en son. Bu sene önceki senelerden farklı olarak ön değerlendirme raporunda 1,5 veya 2 dakikalık kısa bir video çekim tanıtım videosu isteniyor. Bunun linkini bizim eklememizi istiyorlar. Değerlendirme raporuna bunu bizim eklememizi istiyorlar. Ve ön değerlendirme raporunu gönderdikten sonra Nisan'ın son haftalarında yine kategoriye göre değişiyor. Proje ön değerlendirme raporunun sonucu belli oluyor. Ön elemeyi eğer geçersek Haziran'ın ilk haftasında proje detay raporunu teslim ediyoruz. Yine kategoriye göre değişiyor. Temmuz ayında da proje detay raporunun sonuçları ve maddi destek kazanan, finale kalan takımların açıklanması belli oluyor. Şimdi şöyle bir şey var, proje detay raporunun sonuçları açıklanırken bazıları maddi destek için başvuruda bulunuyor, bazıları başvurmuyor veya başvuran herkese maddi destek çıkmıyor. Ayrıca maddi destek için ayrı bir form doldurmamız gerekiyor. Eğer uygun görülürse maddi destek de sağlanıyor. Hangi malzemelere ihtiyacımız varsa bizim bunları tek tek linkleriyle hangi malzeme bunu fiyatlarıyla bir fiyat çıkarmamız gerekiyor. Bize bunun maddi destek sağlanıyor. Daha önce başvurduğum 2 sene başvurdum. 3 projede de maddi destek kazanmıştık. Zaten gidiş, geliş, yolculuk karşılanıyor. Yol masrafları karşılanıyor. Kalma masrafı zaten karşılanıyor. Temmuz'da da sonuçlar açıklandıktan sonra artık prototip mi yapmak istiyoruz veya bir ürün mü çıkarmak istiyoruz, bunu tamamlayabiliriz. Çünkü 21-26 Eylül'de Teknofest için artık son hazırlıkları yapıp 21-26 Eylül'de de festivale gitmemiz gerekiyor. Evet, birisi soru soruyor galiba. Birazdan alayım. Kategoriye göre bir öğrenci, bunları söylemiştik. Evet, birazdan sistemden nasıl üye olmamız gerekiyor? Önce hem danışman olarak bizim hem öğrenci olarak öğrencilerin tek tek üye olması gerekiyor. Bu sene eklendi bu. Geçen sene bu şekilde değildi. Kurumsal yönetim sistemine tek tek üye olmamız gerekiyor. Üye olduktan sonra birazdan göstereyim. Üye olduktan sonra takımımızı danışman olarak bizler oluşturuyoruz. Eğer mezun kategorisinde başvuracaksanız danışman olmadan da mezun kategorisinde de öğretmenler başvuru yapabilir. Onu ayrıca değineyim. Takımımızı yine bu kurumsal yönetim sisteminden takımımızı oluşturuyoruz. Takımımızın alanı, kuruluş yılı birazdan göstereyim. Buradan tam anlaşılmıyor. Üyelerimizi takımımıza eklememiz gerekiyor. Takımımızı da oluşturduktan sonra ve şartnameyi inceledikten sonra dediğim gibi 28 Şubat'ta tamamladıktan sonra Mart'ta da kategoriye göre değişiyor. 24 Mart tarihine kadar da ön değerlendirme raporunu hazırlayıp yine aynı şekilde sistemden göndermemiz gerekiyor. 28 Şubat'a kadar öncelikle bizim yapmamız gereken kurumsal yönetim sistemine üye olmamız, öğrencilerin üye olması ve takımımızı oluşturup takımımızın amacı nedir, hangi projeyi düşünüyoruz, hangi projelerde yer aldılar, bunu PDF haline getirip kurumsal yönetim sisteminde takım tanıtım metni şeklinde ekliyoruz. Ve 28 Şubat'a kadar en azından bunu tamamlıyoruz.
Bunu tamamladıktan sonra artık ön değerlendirme raporu için çalışmaya başlayabiliriz. Ön değerlendirme raporunda bizden hemen bir projenin somut bir çıktısı istenmiyor. Bizden projenin proje nedir, ne değildir ayrıca videoda tanıtarak sadece fikrinizi beyan edebiliriz. Bizden istenen jüriye tanıtmaktır. Ön değerlendirme raporunda bizden istenen jüriye projemizi tanıtmaktır. Ön değerlendirme raporunda kapak ve içindekiler kısmı hariç iki sayfaya geçmemelidir. İki sayfayı geçen raporlar değerlendirmeye alınmıyor. Ne yazmamız gerekiyor ön değerlendirme raporunda? Kısaca yazmamız gerekiyor. Projenin amacı, sorun ve çözümü. Çünkü projeler bir sorun olmalı ki sorunu çözmeye çalışmamız gerekiyor. Ve nihai faydalanıcılardan bahsetmemiz gerekiyor. Proje fikrimizi açıklamamız gerekiyor. Hangi ihtiyaca, probleme yönelik biz bu projeyi düşündük, bu proje fikrini ortaya attık. Bunu açıklamamız gerekiyor. Yerlilik ve özgünlük tarafı nedir? Diğer projelerden farkı nedir? Bunu anlatmamız gerekiyor. Hedef kitlemizden özellikle bahsetmemiz gerekiyor. Projemizin hedef kitlesi kimdir? Hangi kitledir? Bunu belirtmemiz, açıklamamız gerekiyor. Ve kullanacağımız yöntemi burada mutlaka belirtmemiz gerekiyor. Başvuracağımız işte yazılımsal, mekanik, diğer teknik açıdan yöntemlerden burada ön değerlendirme raporunda bunu yapacağız, bu yöntemleri kullanacağız şeklinde güzel ve net bir şekilde açıklamamız gerekiyor. Proje takvimimizi, ne zaman yapacağımızı, proje fikri ne zaman gelişti, takım ne zaman oluşturuldu, prototip ne zaman yapacağız şeklinde takvimimizi de şema veya tablo olarak belirtmemiz gerekmektedir. Yine bunları örnek proje üzerinde birazdan göstereceğim. Ön değerlendirme raporu sonucu bittikten sonra proje detay raporunu hazırlamamız gerekiyor ve sisteme yüklememiz gerekiyor. Proje detay raporu da en fazla 6 sayfada anlatılıyor, 2 sayfada görsel ekliyoruz. Yani sayfalarca yazmamızın bir anlamı yok. Zaten eleniyor. En fazla 8 sayfa bizden isteniyor. Proje değerlendirme raporu sonuçları ve maddi destek kazanan, finale kalan takımların açıklanması Temmuz ayı içerisinde oluyor. Fakat Temmuz ayını beklemeden eğer bir prototip yapmayı düşünüyorsak bir an önce çalışmaya Haziran'dan sonra başlayabiliriz. Buraları geçeyim. Kriterler nelerdir? Proje detay raporunda kriterlerimiz nelerdir? Yenilikçi özgün tarafı nedir? Bir soruna yine ön değerlendirme raporunun biraz daha gelişmişi. Bir soruna çözüm üretilmiş midir? Bir fikir üretilmiş midir? Yöntemimiz nedir? Yöntem ve tekniğimiz nelerdir? Buna bakılıyor kriterler olarak. Ayrıca projemize ait bir görsel var mı? Veya prototipimiz var mı? Festivale biz bir prototip götürecek miyiz? Bir görsel götürecek miyiz? Bunların görselleri var mı raporda? Buna bakılıyor. Tahmini maliyetimizi yazmamız gerekiyor. Maddi destek isterken ayrı bir formda, tabii ondan da bahsetmemiz gerekiyor. Yine ön değerlendirme raporunda olduğu gibi hedef kitleden mutlaka bahsetmemiz gerekiyor. Proje ekibimizden yani danışman ve öğrencilerden mutlaka bahsetmemiz gerekiyor. Kimlerden yardım aldık? Bunlardan bahsetmemiz gerekiyor. Nasıl bir işbirliği yaptık? Bunlardan bahsediyoruz. Herhangi bir risk projede herhangi bir risk olumsuz etkileyecek unsurlar var mı? Bunlardan bahsetmemiz gerekiyor. Sağlayacağı fayda, sağladığı fayda nedir? Bunlardan bahsetmemiz gerekiyor. Ve projenin belirlediğimiz hedeflere ulaşmadığını, hangi yöntemleri kullanarak değerlendirileceğine bakılacaktır. Kategoriye göre maddi destek miktarı da değişmektedir. Maddi destek her projeye çıkmıyor. 500 lira, 1000 lira, 8000 lira, en fazla 9000 lira zannedersem geçen sene. Maddi destek çıkmadan da finale kalınabiliniyor. Her başvuranın maddi destek çıkmıyor.
gerekli malzeme listesi ve ihtiyaç duyulan miktarlar yazılıyor. Eğer elimizde varsa onu da tabii ki istemeyebiliriz. Temmuz ayında belli olduktan sonra projemizi tamamlamaya başlarız. Prototipimiz, görselimiz, pankartımız, afişimiz, afiş ve orada standta afiş benzeri, pankart benzeri bizden bir görsel isteniyor. Hangi boyutlarda olacağını yarışma festival yaklaşırken bize mail yoluyla bildiriyorlar. Gidiş dönüş biletleri gönderilmektedir. Kalma zaten ayarlanıyor. Bize ayrılan masada hazırlıklarımızı yapmamız gerekiyor o gün gittiğimizde ve ziyaretçilere projemizi tanıtıp gelen jürilere de projemizi sunmamız gerekmektedir. En son finale gittiğimizde ön değerlendirme raporunun %5'i, detay raporun %30'u ve ürün ve sunum puanlaması olarak da %65'i değerlendirilerek dereceye girenler son gün anlatılıyor bu şekilde. Ben şimdi sistemi web sitesinden. Pelin Hocam, bu arada sorulara biraz bakalım siz web sitesini açarken. Gül Hoca diyor ki, Gül Bilgin, kendi branşınızdan bir proje çıkarmak zorunda mıyız? Başka alanlardan da olabilir mi? Böyle disiplinler arası çalışabilirler mi? Tabii ki kendi alanınızdan başvurmanız illaki gerekmiyor. Yani ben matematik diye branşım. Matematikle ilişkilendirip başvurmak zorunda değilim. Bir de şöyle bir şey var. Ben danışman olup sadece kendi okulumdan öğrenci almıyorum. Ben kendi okulumdan bir öğrenci alıp başka okullardan da öğrencilere danışmanlık yapabilirim. En fazla hangi okuldan öğrenci almışsam onu yazıyorum veya işte 9. sınıf, 10. sınıf, 11. sınıf alıyorum. En yüksek kademeye göre baz alınıyor. Dediğim gibi kendi alanımızla da ilgili olması gerekmiyor. Herhangi bir kategoride yarışabiliyorsunuz. Fakat eğer lise kategorisindeyse, lise yaş kategorisindeyse, lise yaş kategorisinin katılabileceği yarışmalara bakmamız gerekiyor. Özellikle ilkokul ve ortaokul yaş kategorisinde her yarışmaya başvuramıyoruz. Ben şimdi... Pelin Hocam, halk eğitimin yetişkin eğitimi kategorisi var mı yarışmada? Mezun olarak katılabilirler hocam. Mezun olarak katılabiliyorlar. Bir öğrenci farklı takımlarda yer alabiliyor. Bunun cevabı sunumda vardı. Evet hocam, şeyle devam edebiliriz portalla. Evet. Evet, ekran şu anda görülüyor mu? Geldi hocam. Evet. Öncelikle buradan çıkayım. Şimdi kurumsal yönetim sisteminden Teknofest'e direkt girdiğimizde siteyi de göstereyim. Fakat nasıl üye, önce isterseniz siteyi göstereyim veya kurumsal yönetim sisteminden nasıl üye olduğumuzu göstereyim. KYS Türkiye Teknoloji Takımı Org'dan üye olabiliriz. Üye olmamız gerekiyor. Yeni hesap diyerek sağ üstte yeni hesap diyerek e-posta adresimizi ve bir parola belirliyoruz. Mutlaka güncel bir mail adresimizi yazmamız gerekiyor. Çünkü bizimle bu mail aracılığıyla sürekli irtibat halinde oluyorlar. İşte biletler bu mail adresine geliyor. O yüzden güncel bir mail adresini yazmamız gerekiyor. Tabii burada matematik işlemi konmuş. Evet. Evet, şimdi ben daha önce üye olmuştum fakat nasıl üye olunacak göstereyim. Profilime gireyim. Evet, bize bu şekilde kişisel bilgilerimizi ve iletişim bilgilerimizi istediği sayfamız gelecek. Eğitim bilgilerinde halen devam ettiğimiz veya ettiğimiz... bitirdiğimiz bölümü yazıp
eğitim bilgilerimizi yazmamız gerekiyor. Tek tek eğitim bilgilerimizi yazıyoruz. Aynı şekilde iletişim adresimizi doğru bir şekilde yazıyoruz. Cep telefonumuzu özellikle doğru mu yazdık bakmamız gerekiyor. Çünkü bizimle sürekli irtibat halinde bulunuyorlar. Ve işte bizden nasıl haberdar oldunuz, ilgi alanlarınız nelerdir, hangi alanda katkı sunabilirsiniz diye basit herkesin doldurabileceği bir sayfa var. En son burayı da işaretlememiz gerekiyor. Sözleşmeyi kabul ettiğimize dair işaretlememiz gerekiyor ve buraya üye oluyoruz. Aynı şekilde çıkış diyeyim. Öğrenciler de buradan üye oluyorlar. Yeni hesap diyeyim. Öğrenciler de e-posta adresleriyle üye oluyorlar değil mi Elif Hocam? Tabii öğrenciler de e-posta adresleriyle üye oluyorlar. Mesela buradan hemen bir öğrenci. Aynı şekilde öğrencimiz de buradan üye olmuştu. Bizler buradan tek tek deneme diyeyim. Öğrenci üyeliklerini öğretmenler yapabiliyorlar. Tabii yapabilir. Hı hı. Buradan e-posta adresi girip kullanıcı adı belirleyip danışmanlarımız da yapabilirler. Aynı şekilde aynı sayfa geliyor. Adı, kimlik numarası, telefon numarası, yine aynı şekilde öğrencinin hangi okulda okuduğunu doldurup buradan üye olabiliyoruz. Ben kendi sayfama... Berkan Özer hocamız Teknofest'te üye olduğumuzda yarışmaya katılmış oluyor muyuz diye soruyor. Hayır, bu sorunun cevabı. Bir başvuru formu doldurmanız gerekiyor hocam. Tabii. Sadece sadece oraya başvurduğumuzda KYS sisteminden başvurduğumuzda sadece biz bildiriyoruz. Biz bu projeye başvurmak istiyoruz şeklinde sadece başvuruyoruz. Evet. Teknofest sayfasını da göstereyim. Şimdi buradan üye olduktan sonra başvuru sayfasına geçiyoruz. Evet, şimdi Teknofest. 1, 2, 3. sınıf öğrencileri ilkokul kategorisinde aynı takımda yer alabiliyorlar değil mi hocam? Evet, yer alıyorlar. Şimdi buradan yarışmalar, burası ana sayfamız. Teknofest.org diye girdiğimizde aslında her şeyi buradan bulabiliriz. Teknofest.org diye girdiğimizde ekran görünüyor değil mi şu anda? Görünüyor hocam. Görüyoruz evet. Çok net. Buradan yarışmalar sekmesine girdiğimizde zaten bizi yönlendiriyor. Mesela ortaokul diyelim. Buradan ortaokul yaş kategorisinde akıllı ulaşım, eğitim teknolojileri gibi belirli kategorilerde katılabiliyoruz. Mesela lise kategorisinde daha fazla kategori var herhalde. Daha fazla işte lisans üstü, mezun, hatta soranlar vardı galiba chatte. Evet, mezunlar burada. Evet, mezun kategorisinde mezunlar başvurabilirler. Liseden mezun olan her vatandaş mezunlar kategorisinde yarışabilir. Danışmana ihtiyaç duymadan başvurabilirler. Şu şekilde de yapabilirler. Yani öğretmen arkadaşların kendilerince bir fikri vardır. Mezun kategorisinde de katılabilirler. Fakat lise, ortaokul ve ilkokul düzeyindeki yarışmalarda mutlaka bir danışmanla birlikte katılmaları gerekmektedir. Pelin hocam, tam bu noktada bir soru var. 9 yaşındaki evet. Oğlum için başvurduk. Danışman olarak kendimi yazdım. Sorun olur mu demiş. Sevda Öztun'a acaba hocamız mı? Öğretmense evet. Aynı okulda olmaları gerekiyor mu? Hayır. Şimdi şöyle bir şey. Gerçi eşim aynı okuldaydı. Oğlumuzla eşim Bilsem'de danışmanıydı gerçi. Oğlumla eşim birlikte katıldılar yarışmaya. Fakat aynı okulda da olmayabilir. Öğretmen olması yeterli. Öğretmen olması yeterli. Zaten ön değerlendirme raporunda öğretmen olduğumuza dair bizden danışmanlık yapacağımıza, sonuna kadar öğrencilere danışmanlık yapacağımıza dair ve öğretmen olduğumuza dair zaten ıslak imzalı belge yüklüyoruz.
Pelin Hocam, bir sınır var mı? En fazla kaç öğrenciyle katılabiliyoruz gibi bir soru gelmiş. Evet, en fazla kategoriye göre değişiyor fakat hemen hemen en fazla şartnamede yazıyor zaten 8 öğrenci. Fakat ben bu kadar öğrenciyle katılmayı hani naçizane tavsiye etmem. Çünkü 8 öğrenciyle katılıp işte İstanbul dışından katılıyorsanız her sene bu giderleri karşılama konusunda işte uçak bileti, kalma 8 kişinin de karşılanmıyor. Belli bir limit oluyor. Buna yıl sonunda Teknofest karar veriyor. 8 öğrenciyi de değil de diyor ki takımınızdan sadece 2 öğrenciyi karşılayacağız şeklinde. O yüzden hani çok fazla öğrenci katılmayabilir. En fazla 8. Fakat kendi imkanlarıyla da eğer kalma imkanları, gitme imkanları varsa 8 öğrenciyle de katılabilirler. Teşekkür ederiz hocam. Devam edelim isterseniz. Evet, mesela ben lise yaş kategorisinde eğitim teknolojileri yarışmasına karar verdim. Önce işte Teknofest.org'dan yarışmalar sekmesinden, daha bakın hiç üye değilim şu anda. Ola ki hiç üye değilim. Teknofest.org'a girdim, merak ettim. Yarışmalara tek tek bakıyorum, merak ettim, bakıyorum. Yarışma hakkında bilgi, işte burada aynı şekilde ön değerlendirme raporundan, detay raporundan bahsediyor, yarışma şartnamesinden bahsediyor. Her yarışmanın şartnamesi farklı, buradan indirerek inceleyebiliriz. Yarışma takvimimiz her kategorinin farklı. 28 Şubat, 18 Mart, 26 Nisan diye gidiyor. 28 Şubat tüm bu kategorilerde genelde 28 Şubat. Bakmamız gerekiyor. Ve özellikle şunu söyleyeyim. Geçmiş yıl raporları. Bu sene geçmiş yıl raporlarını bazı kategorilerde paylaşmışlar. Bunlara bakabiliriz. Rapor şablonları. Ön değerlendirme rapor şablonu da buradan indirip. Bakın indireyim. Evet. Şu an görülüyor mu? Görüyoruz hocam. Evet. Ön değerlendirme raporu şablonumuz var zaten. Elimizde hazır bir şablon olacak. Yarışmanın kategorisine girdiğimizde Teknofest'in sayfasından. Bu bütün kategorilerde var mı Elif hocam? Tüm kategorilerde böyle şablon var değil mi? Bazı kategorilerde daha yüklenmemiş hocam. Tamam ama umumiyetle yüklenecek. Hemen hemen aynı zaten. Tüm kategorilerin hemen hemen aynı. Eğer yüklenmezse burada değiştirebiliriz. Bazı kategoriler yeni eklendi, onların eklenmemiş. Bunun üzerinden değiştirebiliriz de eğer ön değerlendirme raporuna kadar, Mart'a kadar yüklenmezse sıkıntı değil. Bize bir ID veriliyor. Onu da göstereceğim birazdan. Burada bakın zaten neler yapacağımızı. ID sistem mi veriyor hocam? Başvuru yaparken? Evet, göstereceğim. Tamam. Proje özeti, işte fikrinin açıklanması, burada her şey zaten neler yapmamız gerektiğini bahsediyor zaten. İki sayfayı geçmemeli, iki sayfayı geçen raporlar değerlendirmeye alınmayacaktır şeklinde zaten burada. Sadece o kapakla aslında o iki alanı dolduruyorlar. Evet, değil mi? Kapak daha iyi, üç sayfa mı oluyor? İki sayfa. Bu fakat ön değerlendirme raporu. Bir sayfada anlatıyoruz hocam. Bir sayfa aslında. O kapakla kapak birlikte. Kapak ve içindekiler kısmı hariç iki sayfa. Tamam, anlaşıldı. Onu saymıyoruz. Kapak ve içindekileri saymıyoruz. Tamam. İki sayfa. Proje detay raporunda da 8 sayfayı geçmiyor. Eğer değişmezse proje detay raporunda da 8 sayfayı geçmiş. Ama bu ilk başvuruda sadece o 2 sayfayı kapakla içindekilerle birlikte o 4 sayfalık o kısa formu doldurup göndererek başvurularını yapıyorlar. Evet, projemizi tanıtıyoruz. Mart'ta bu ve ön değerlendirme raporunda biz projemizi tamamlayıp da onu anlatmıyoruz orada. Neler yapacağımızı, fikrimizden bahsediyoruz ön değerlendirme raporunda. Yalnız bu sene olan bir değişiklik var. Projemizi videoyla tanıtmamızı istiyorlar. O da bir şeyden, birinci aşamadan sonra olan bir çalışma zaten. Nisan'da evet. İstiyorlar onu. Evet, Mart'ta. Mart'ta istiyorlar. Şimdi gelelim mesela. Bu sene lise öğrencileri
Kutup araştırma projeleri yarışması eklendi TÜBİTAK bünyesinde. Bu da buraya eklendi. Tabii onun formu biraz daha farklı. Burada lise öğrencilerin katılabileceği pek çok alan var. Mutlaka öğretmen arkadaşlarımızın bunlardan birine hani uyacağı bir fikri vardır ya da danışmanlık yapabileceği, öğrencilerin merak duyduğu işte turizm teknolojileri. Bu sene bir de Türkçe doğal dil işleme yarışması katıldı, eklendi. Bir sürü kategori var. İnsanlık yararına, özellikle insanlık yararına'dan çok fazla başvuru oluyor. Örnek projeler vardır. Evet. Şimdi burada geçmiş çok güzel bu sene web sitesinde proje örneklerini, projelerde dereceye giren proje örneklerini paylaşmışlar. Buradan inceleyebilirler. Dereceye giren proje örneklerinin proje detay raporunu paylaşmışlar. Hocam chat'teki sorulara bakarsak hemen hızlıca bir şey var, bir netleştirebilirsek. Şimdi ön değerlendirme raporuyla başvuruyorsunuz Başak Hocam. Daha sonra projeniz kabul edilirse, yani ön elemeden geçerse video sürecine ve ikinci raporu hazırlıyorsunuz. Aslında ön değerlendirme raporu dediğimiz şey, ön başvuru raporu dediğimiz şey sadece bir taslak değil mi Pelin Hocam? Oraya bir karmaşa var chat'te. Chat evet bakamadım. Şöyle bakayım. Yani videoyu ilk aşamada 28 Şubat'a kadar bir video çekmiyorlar. Hayır. Şimdi evet. Bakıyorum chat'e. Hayır, 28 Şubat'ta son başvuru bizim bilgilendirme başvurumuz. Video ise ön değerlendirme raporunda, yani Mart'ta. Teşekkür ederiz hocam. Anlaşılır oldu mu? Evet, anlaşılır oldu. Yani şu anda video çekmiyor. Bu bir süreç içerisinde bir proje döngüsü. Evet. Şimdi 28 tamam. Şubat'a kadar benim birazdan göstereceğim üye olma, takımımızı tanıtma, sadece bu yapılıyor. Sadece o form hocam. Değil mi? Sadece onu değerlendirme formu. Hayır, sadece başvuru yapıyoruz 28 Şubat'a kadar. Mart'ta da ön değerlendirme raporu. İki tamam. Sayfalık olan ön değerlendirme raporu ve videomuz. Tamamdır. Mart'ta. Anlaşıldı herhalde. Karıştı mı? Teşekkürler geldi. Demek ki olmuş. Tamam. Evet. Web sitemizde rapor örnekleri var. Finalist rapor örnekleri var. İnceleyebilirler. Bir tane açayım. Bakın dereceye giren sosyal inovasyon kategorisinde ayrıntılı, herkesin ulaşabileceği şekilde proje detay raporunu paylaşmışlar. Yani gerçekten buradan faydalanabilir arkadaşlar. Görselim. Bu proje detay raporu. En son aşama. Bu şekilde dediğim gibi malzeme listesi, fiyatı mutlaka belirtmemiz gerekiyor. Takvimimizden bahsetmemiz gerekiyor. Şablonda zaten bahsediyordu. Evet, buradan rapor şablonlarından örnek dereceye giren projelerin proje detay raporlarına en son Haziran'da vereceğimiz, eğer ön elemeyi geçersek Haziran'da vereceğimiz proje detay raporunu örnek olarak buradan bakabiliriz. Mesela diyelim ben buradan beğendim. Bu yarışma benim bir fikrim var. Ben buradan katılmak istiyorum. Evet. Sayfamız. Başvuru yap. Yine aynı siteden. Bakın. Hangi kategori? Dedim ki ben lise eğitim teknolojileri yarışmasını okudum, şartnamesini. Benim böyle bir fikrim var. Ben katılmak istiyorum. Başvuru yapmak için tıklıyorum. Daha üye değilim. Bakın, üye olmadığınız için sizi üye olmaya yönlendiriyor. Siz Teknofest Org'a girdiğinizde
oradaki şartnamelere, yarışmalara baktığınızda, bir projeye karar verdiğinizde zaten sizi üye olmaya yönlendiriyor. Yeni hesap diyorsunuz ve girdiğinizde evet, az önceki, tabii ben üye olduğum için bu geliyor. Az önceki doldurmamız gereken sayfa gelecek. Onu doldurduktan sonra artık ben üyeyim. Buradan profilimi değiştirebilirim, kişisel bilgilerimi buradan değiştirebilirim. Şimdi ben, beni yönlendirdi, ben bir yarışmaya karar verdim, beni yönlendirdi. Buradan üye oldum ve geliyorum. İlk olarak birinci adım zaten bizi yönlendiriyor. Arkadaşlar, evet. Evet, Serdar Kazan, Pelin Hocam, anladığım kadarıyla projenin, prototipin uygulanma şartı aranmıyor. Evet, projenin prototipi aranmıyor. Bazı projeler, dereceye giren hatta bazı projelerin herhangi bir prototipi yoktu. Sizin oraya bir somut bir şekilde bir ürün götürmeniz gerekmiyor. İşte artırılmış gerçeklikle yapmış olduğunuz bir proje olabilir. Bunların işte QR koduyla yapmış olabilirsiniz veya farklı artırılmış gerçeklik yapabilirsiniz. Bunu orada da bilgisayarla, telefonla göstermeniz, sunmanız önemli olan sizin proje fikrinizi orada sunmanız. İlla bir prototip olması gerekmiyor. Orada sunmanız, anlatmanız ziyaretçilere ve jüri üyesine projeden amacınız ne, neyi hedefliyorsunuz, ileride ne yapmak istiyorsunuz bu projeyle, bunu anlatmanız yeterli. Sorulara bakıyorum arada. Evet, birinci adım olarak bizi buraya yönlendirdi. Birinci adım olarak takımımızı kurmamız gerekiyor. Buraya kadar herhalde artık bir karışıklık yok. Evet hocam, çok güzel oldu. Şimdi birinci adım, yarışmalara başvurmak için ben danışman olarak takımını ben kuruyorum. Öğrenci değil, danışman olarak benim kurmam gerekiyor. Tıklıyorum. Burada takım adımızı, takım profesyonellik alanı, işte yapay zeka mı, bizim alanımız ne yazabilirsiniz. Takım kuruluş yılı, bu sene 2021'de kurduk, 2021. Takım seviyesi, bakın burada ne diyor? Takımınızın eğitim seviyesine takım üyelerinden en yüksek eğitim seviyesine sahip olana göre seçiniz. Yani ben takım üyelerimi, öğrencilerimi aynı okuldan almak zorunda değilim. Bu yüzden bu ibare var. Takım okulu, yine burada takımınızın okulunu takım üyelerinden en çok eğitim seviyesine sahip olana göre seçiniz. Bu ibarede bu yüzden var. Bahsetmiştim az önce. İlla kendi çalıştığım okuldan değil, başka okullardan öğrenci alabilirim. En çok hangi okuldansa eğitim seviyesine sahip olansa onu buradan ne yapıyorum? Seçiyorum. Eğitim bilgilerimizi yazıyoruz. Tabii benim otomatik geliyor. İçinde bulunduğumuz kurum tipi, işte Fen Lisesi mi, Bilsen mi, Güzel Sanatlar Lisesi mi, Vakıf Üniversitesi mi, üniversitelerde katıldığı için ilkokul mu, hiç yoksa burada diğeri işaretliyoruz, elle yazıyoruz. Takım üyesi, burası önemli. Kendimizi saymıyoruz. Bir tane öğrencim varsa bir kişiden oluşan takım yapabiliriz. Eğer sadece bir kişiden oluşan bir takımımız varsa buraya bir yazacağız. Danışmanı zaten en son otomatik kendi ekliyor. Danışman olarak kendimizi yazmıyoruz. Eğer iki öğrencimiz varsa iki öğrenci olarak yazıyoruz. Takım üye sayısı. Danışman olarak kendimizi buraya yazmıyoruz. Ve burada dosya seç kısmı var. Burada biz takımımızı tanıtan bir dosya hazırlayıp PDF'e çevirip buraya eklememiz gerekiyor. Takım dosyası, takım tanıtım dosyasında neler olmalı? Takımın ilgi alanları, takım üyelerini, takım üyelerinin iletişim bilgilerini, ilgi duydukları alanlar, yeterlilik alanları, daha önce projelerde başvurdularsa bunlardan, projemizin amacı ne, fikri ne, kısaca bunlardan bahsedebiliriz. Çok uzatmadan dosyamızı hazırlayıp PDF halini buraya ekliyoruz ve
takım tanıtım metnini de kısaca buraya ne yapabiliyoruz? Yazabiliyoruz, yazıyoruz. Takımdaki rolümüz nedir? Danışman mı, kaptan mı? Öğretmen olarak kendimizi danışman. İletişim sorumlusu musunuz? Eğer iletişim sorumlusu olarak seçerseniz sürekli sizinle irtibat halinde olacaklardır ki iletişim sorumlusu olarak kendinizi seçin. Daha sonra takım kaydını tamamla dediğinizde takımınız ne oluyor? Takımınız oluşuyor. Peki takımınız oluştuğunda ne oluyor? Sağ üst köşeye bastığımızda profil bilgilerinin altında oluşturduğumuz takım bilgisi görünüyor. Ben burada bir tane deneme amaçlı oluşturmuştum. Benim burada takımım görünüyor. Mesela deneme takımı. 2020'de kuruldu. Az önce açıkladığım şekilde girdim. Tabii ben buraya yazdım. İşte takımım şunlardan oluşuyor, bunlardan oluşuyor. Tanıtım metnini yazdım. Fakat üye eklemedim. Takımıma öğrenciyi davet etmek için üye işlemlerine basıyorum. Buradan öğrenciyi davet ediyorum. Öğrencinin kimlik numarası, e-maili ve üye olarak eklemek istiyorsam, öğrenciler eğer kalabalıksa bunların arasından kaptan da seçebilirsiniz. Onlara ön ayak olacak. Üye olarak yazıp öğrencinin kimlik numarası, mail adresi deyip davet et diyoruz. Öğrencimiz de kabul ettikten sonra üye olmuş oluyor. Artık takımda görünüyor. Şurada takım bilgilerime geri öğrenci gelelim. Öğrenci kendi sisteminden girerek mi kabul ediyor Pelin Hoca? Evet. Orada görünüyor zaten. Kendi mail adresiyle giriş yaptığı zaman. Sisteme buraya KYS'den üye olmuş. Aynı benim üye olduğum gibi burada. Aynı benim üye olduğum gibi üye olmuştu. Bahsetmiştim ilk. Hı hı. Oradan üye olduktan sonra aynı şekilde buraya girdiğinde zaten buradan mail adresine de geliyor bilgi. Buradan kabul etmesi gerekiyor. Evet, tamam. Bir takımda iki danışman olabilir mi diye bir soru hayır, gelmiş. Hayır, yok hayır. Bir tane danışman oluyor. Evet. Daha sonra ben takımımı kurdum. Evet, buralardan ne yapabilirim? Yeni takımlar yarışmaya... Evet, şöyle geri geleyim. Evet, ne yapmıştık? Üye olmuştuk. Birinci adım, yarışmalara başvurmak için takımımı oluşturdum. Bundan önce ben de üye oldum. Öğrencilerim de üye oldu. Takımımı kurdum. Davet ettim. Artık yarışmalara başvurabilirim. Pelin Hocam, aynı takımla birden fazla kategoriye başvurabiliyoruz herhalde. Bunda bir sıkıntı yok. Yok, yani şartnameyi güzel incelememiz gerekiyor. Şartnamede yazan aynı takım üyeleri farklı kategorilerde katılabilir şeklinde. Fakat o katılacağımız yarışmanın kategorisinde, o kategoriye bakmamız gerekiyor. Şartname. Özel şartnamesine de bir bakmamız gerekiyor. Tabii mutlaka tamam. Şartnamede zaten belirtiyor. İşte çevre teknolojilerinden başvurmak istiyorum. Buradan lise seviyesi, rapor şablonu bakın burada var zaten. Ön değerlendirme raporuna başvuracağımız zaman burada zaten rapor şablonu var. Şartnamemiz de var. Şimdi ben 28 Şubat başvur diyorum. Benim 28 Şubat'a yapmam gereken aslında sadece bu sayfa. Üyelik ve bu sayfa. Üye oluyorum. Takımımı oluşturup öğrenci davet ediyorum, ekliyorum. Daha sonra sadece bunu dolduruyorum. Takımım hangisiydi? Şimdi ben takım oluşturmuştum ya, sistemde kayıtlı. Bir deneme var, farklı takımlarım var. Seçiyorum deneme takımı. Projeme karar verdim. İşte buradan deneme. Buradan proje başlığımı yazıyorum. Kısaca projemi tanıtıyorum burada. Bakın burada zaten herkesin geçiyor. Hani burada bir ön eleme yok. Bu sadece bir başvuru. 28 Şubat'taki bizim bu doldurduğumuz bu form ön eleme yok bunda daha. Burada biz proje fikrimizden bahsediyoruz. Kısaca çok uzatmadan çünkü artık bu ön eleme raporu değil.
Burada kısaca proje fikrimden bahsediyorum. Şartnameyi okudum diye işaretliyorum. Daha önce katıldınız mı? Evet veya hayır işaretliyorum. Başvuruyu tamamla diyorum. Bu kadar. Sadece üyelik ve bu form değil mi hocam? Sadece bu kadar. 28 Şubat'a kadar bizim yapmamız gereken sadece... Öğrencileri ekliyoruz. Önce kendimiz üye oluyoruz. Öğrencileri ekliyoruz. Bu formu evet. dolduruyoruz, gönderiyoruz. Gönderiyoruz. Bu kadar. Buradan bize... Evet bakın mesela şunu açayım. Bakın burada eğer başka takımlar ekleyeceksem buradan yeni kayıttan başka takımlar başka projeler için buradan oluşturabilirsiniz. Herhalde buraya kadar anlaşılmayan bir kısım yok diye ümit ediyorum. Evet hocam, gayet net oldu. Evet, herhalde tamam burası. Çete bakıyorum. Takım üyesi örneğin 8 kişiyi ancak Teknofest'te daha az öğrenciyle gidebilir mi? Hepsi gitmeli mi? Şimdi takım üyesi, çete bakıyorum, takım üyesi 8 kişi. 8 kişi de Teknofest işte bize bildiriyor. Şu kadar öğrenciyi getirin, biz karşılamayız diyebiliyor. Seray Hocam, İstanbul'daysanız zaten sıkıntı yok. İstanbul'da yapılacak. 8 ile birlikte gidebilirsiniz Atatürk Havalimanı'na. Tabii. Anadolu'daysanız da herhalde o 8 öğrencilerden ya seçmeniz gerekecek Teknofest'in karşıladığı kadarıyla. Ya da okulunuzun imkanlarıyla o 8 öğrenciyle birlikte gitmeniz gerekecek. Evet, öğrencileri biz üye yapabiliyoruz. Evet, mesela ben bir öğrencimi kendim üye yaptım. Birlikte yaptık hatta. Online olarak birlikte üye yaptım. Öğrenciler kendileri karıştırabilirler. O yüzden bizler, arkadaşımız sormuş, Selma Hocam. Bizler ne yapabiliriz? Üye yapabiliriz tabii ki. Belirli aralıklarla okulda buluşup çalışmamıza izin verilecek mi? Şimdi şöyle bir şey, Teknofest bu sene Antep'te oldu. Sıkıntılı bir süreçti. Genelde işte online olarak karar aldık, online olarak çalıştık. Fakat prototipimiz çalışıyor mu, çalışmıyor mu? Bunun için maske ve sosyal mesafe kurallarına dikkat ederek evet okula gidip çalışmak zorunda kaldık. Evet, Firdevs Hocam sormuş. Bir öğretmen en çok kaç takıma danışmanlık yapabilir? Dediğim gibi şartnameyi incelememiz gerekiyor. Bir öğretmen birden fazla takıma danışmanlık yapabilir. Evet. Bu konuda başka karışan bir kısım var mı? Aynı ilde okul isimleri mevcut. Biz kendi ismimizi... Aynı ilde farklı okul isimleri mevcut. Biz kendi ilçemizi nasıl belirleyeceğiz? Başına bir ilçe ismi ekleyerek yapılabilir bu herhalde. Tabii tabii. Bilin hocam. Yani tabii tabii. Sıkıntı İstanbul değil. İstanbul Büyükçekmece, Mimar Sinan İlkokulu yazarsınız. Yani zaten formu doldururken gelmiyorsa, o sekmeden gelmiyorsa diğer işaretleyip elimizle yazıyoruz zaten. Hı hı. Orada okullar tanımlı, bizim okulumuz tanımlı değilse kendimiz diğerden yazıyoruz. Evet. Hı hı. Evet. Sorular varsa soruları alalım. Pelin Hocam çok net ve güzel bir sunum oldu. Çok teşekkür ediyoruz. Yani gayet şimdi, anlaşılırdı. Bir kere arkadaşlar... daha toparlayacak olursam. Buyurun, buyurun hocam. 28 Şubat'a kadar ki önümüzde daha vakit var. Herkes kendince başvurabilir. Teknofest dediğimizde herkes işte uçan kaçan araba yapmak zorunda değil. 34 farklı kategori var. Bu 34 farklı kategoriden mutlaka öğrencilerin dikkatini çeken, aklına gelen proje fikri vardır. İlla prototip de sergilemek zorunda değiller. Proje fikrini orada
görsel olarak, simülasyon olarak ne yapabilirler? Sergileyebilirler. Öğrencileri teşvik edelim. Çünkü öğrenciler bizlerden daha çok zihinleri berrak diyeyim. Onların akıllarına olmadık şeyler geliyor. Bunları proje fikri olarak sunarsak gerçekten neden başarı gelmesin diyorum. Hani çok da zor değil finale kalmak. Şartnameyi inceleyip güzel ilişkilendirdikten sonra eminim ki finale kalınacaktır. Çünkü bir sürü kategori var. Bir kategoriden zannedersem 30-40 proje çağrılıyordu. 34 farklı kategoride olunca eminim bunlardan birine katılacaksınızdır diyeyim. Öğrencilerimize sorduğumuzda zaten onların bin bir türlü proje fikri oluyor. İşitme engelli öğrenciler başvuru yaparsa güzel olur herhalde Pelin Hocam, değil mi? Herhangi bir zorlukla tabii karşılaşmaları söz konusu değildir Servet Hocam. Yok. ID ile ilgili ID sistem veriyor herhalde Leman Hocam. ID o başvuru sistem. ID sistem veriyor hocam. Zaten ilk başvuruda doldurmuyorsunuz o formu ya. O ID başvuru yaptığınızda sistem veriyor. O ara formu doldururken o ID ile başvuruyu yapıp gönderiyorsunuz. Şimdi ben size evet. Evet, ekran görünüyor mu şu anda? Görünüyor hocam. Bu eşimin projesi. Eşimden izin alarak paylaşıyorum. Ve oğlumla birlikte ve birkaç tane daha. Mesela burada 4 öğrenci katılmışlardı. Hepsini karşılamamıştı. Diğer öğrenciler kendi imkanlarıyla birlikte okulda destek olarak gelmişlerdi. Tanıdıkları da vardı. Orada kalaraktan katılmışlardı. Bu proje detay raporu ilkokul kategorisi. Benim oğlum o zaman daha 3. sınıfa gidiyordu. Oğlumun ve arkadaşlarının fikriydi. Proje özetinden, işte önce sorundan bahsetmeleri gerekiyor. Proje özetinden bahsediyorlar, sorundan. İşte okul, o zaman serviste bir çocuk unutulmuştu, vefat etmişti, tam o zamana denk gelmişti. Ondan yola çıkarak böyle bir şey akıllarına gelmişti. İlkokul grubu olduğu için. Serviste çocukların unutulması, burada zaten bahsediyor 2017 tarihinde İzmir'de bir öğrencinin serviste unutularak hayatını kaybetmesi sonucu bu proje fikri akıllarına geliyor. İşte okul servis araçlarının çalıştırılmasına ilişkin usul ve esaslar yönetmeliğini inceliyorlar. Bunlardan bahsediyorlar. Ne yapıyorlar? Arduino'dan faydalanarak araç koltuklarına yerleştirilen şimdi ağırlık olduğu zaman her öğrencinin farklı ağırlığı olduğu için hani buna benzer projeler var. Ondan farkı nedir? Burada bahsetmemiz gerekiyor. Hani bundan farklı olarak farklı bir sensör kullandılar. Çözüm olarak Arduino kullandılar. Mesafe sensörü, sesli ikaz aracı, LED ampulü ve ekran kullandılar. Prototipini yaptılar. Arduino kullanarak bunu yaptılar. Sesli ve ışıklı olarak şoförün ekranda görünüyordu. Bunun maketini yapmışlardı. Maketinde göstereyim fotoğrafını. Bu şekilde bir proje detay raporuydu. Yenilikçi yönü, diğer projelerden ayrılan tarafı nedir? Malzemelerimizi tek tek belirtiyoruz. Kaç tane, hangi malzeme? Hatta burada yazıyoruz malzemelerimizi. Fakat maddi destek eğer istiyorsak ayrı bir form gönderiliyor. O formda hangi Arduino'yu kullanacaksın, onun linkini, fiyatını paylaşıyorsun. Eğer uygun görürlerse maddi destekle de bulunuluyor. Bu şekilde takım şemasını oluşturmamız gerekiyor. İstediğiniz şekilde oluşturabilirsiniz şemayı ve kaynakçadan yine bahsetmemiz gerekiyor. Burada ben Evet, görülüyor mu? Evet hocam. Evet, küçük yaş grubu ilkokul ve şu şeyi görün, yani şey değiliz hala, formdayız. New Hampshire diyeyim. Evet. Evet, şimdi görünüyor. Evet. Bu şekilde. Bu şekilde prototipini yaptılar. Çalışır bir şekilde. Burada koltuklar var. Sensörler yerleştirdiler.
İşte buraya bir öğrenci oturursa, tabii bu tahta blokları koydular. Burada ekran var. Ekranda yazıyor. Burası boş şeklinde. Bunu bu şekilde bir proje tasarlamışlardı. Finale kalmışlardı. Tabii orada ilk üçe giremedi. Fakat öğrenciler gerçekten öğrenciler için, küçük yaş grubu için farklı bir deneyim oldu. Hele biz ailece gitmiştik. Gerçekten farklı bir deneyim olmuştu. Diğer projelerin standlarını dolaşıp deneyim kazandılar. Diğer projelere de baktılar, fikir edindiler. Proje alanına, standa, festival alanına girerken bize yarışmacı kartı tanımladılar. Ve bu kartlarla giriyoruz. Mutlaka o kartımız olmamız gerekiyor. Bu şekilde bir projeydi. Dediğim gibi, evet. Stop şey diyeyim. Çok güzel hocam gerçekten. Çocukların yüzünden de ne kadar merakla takip ettiklerini müşahede ettik. Evet. Şimdi dediğim gibi dereceye giren projeleri paylaşmışlar. Projelerin detay raporlarını paylaşmışlar. Onlara bakabilirsiniz. Evet. Şöyle kapatayım. Oradan bakabilirsiniz. Pelin hocam. Evet. Son eklemelerinizi de alalım. Çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel, çok keyifli bir sunum oldu. Evet. Başka örnek. Tamam. Evet, şu an görünüyor mu ekranım son olarak? Görünmüyor. Tekrar share screen yaparsınız hocam. Evet, otobüsümüz geri geldi. Havacılık, uzay teknoloji. Evet, insanlık yararına teknoloji yarışması. Evet, form geldi mi? Geldi. Tamam, ekranda bir sürü şey olunca birbirine. Bu da biraz matematikle ilişkilendirelim şeklinde. Öğrencilerin yine aklına gelen bir projeydi. İşte parabolün odak noktasından faydalandılar. İşte biz odak noktasını kullanarak güneş enerjisini bir yerde toplayalım, güneş enerji panellerini kullanmayalım, Stirling motor kullanalım, daha az çevreye zarar verir şeklinde böyle bir şey düşündüler, çizimlerini yaptılar ve prototipimizi de yapıp, bunlar tabii şu Stirling motorumuz, bunlar çizim, proje detay raporunda prototip yapmak zorunda değilsiniz, fakat biz Eylül'e kadar prototipimizi de yapmıştık. Çalışır bir vaziyette videosunu da çekmiştik. Size bahsetmek istediğim proje zaman çizelgemizi buna benzer veya farklı zaman çizelgelerin proje detay raporunda zaman çizelgesi, farklı zaman çizelgeleri yapabilirsiniz. Proje ekibine mesela yazarak da olabilir veya şema olarak bu şekilde de yapabilirsiniz. Mesela takım liderimiz vardı. Birisi liderdi, üyeydi, danışmanı bendim. Bu şekilde bir şema yaparak da katılabilirsiniz. Proje detay raporunda prototipinizi tamamlamak zorunda değilsiniz. Elinize sağlık hocam. Çok güzel. Parabolün odak noktasından ne yapmıştık? Güneş enerjisini toplayarak elektrik enerjisine çevirmeye çalışmıştık. Güneş enerjisini toplayarak parabolün odak noktasından elektrik enerjisi ürettik. Evet. Şimdi başvuru ID kısmını açıklayacaktınız. Kaçırdım mı deniyor. Evet, başvurduğunuzda zaten ID gönderiliyor. Evet. ID'yi biz belirlemiyoruz yani. Sistem otomatik veriyor. Pelin hocam çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Bir sunumdu. İnşallah açıklayıcı olmuştur. Çok açıklayıcı oldu. Çok sağ olun. Ben teşekkür ediyorum. Hocalarımızdan da güzel yorumlar geliyor. Sayın Müdürüm, sizinle bitirelim. Tabii. Elif hocama çok teşekkür ediyorum. Gerçekten son derece detaylı ve anlaşılır bir şekilde. Ekran üzerinden de gidince çok daha anlaşılır oldu. Ben çok proje odaklı bir insan değilim ama ben bile şu anda başvuru yapabilecek vasfa geldim. Dolayısıyla buradaki 400 arkadaşım çok rahatlıkla birden çok öğrenciye danışmanlık yapacak şekilde hem öğrencilerimize ufuk olacak, hem kendileri için bu pandemi döneminde bir meşguliyet olacak. Meşguliyetleri çok ama bu işin dışında biraz da böyle farklı işler yapınca insan dinlendiğini hissediyor. Dinlendirici meşguliyeti anlamında bunu söylüyorum. Olacak.
hem de ilçemizi yüz akıyla huzura çıkaracak ciddi bir iş yapacaktır diye düşünüyorum. Herkese şimdiden emeklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Koordinasyon için yine İlker Hocam'a çok teşekkür ediyorum. Ekibe, özel büro ekibimize ve Elif Hocam sizlere çok teşekkür ediyorum. İnşallah başka programlarda yine farklı katkılar sunmanız temennisiyle hepinize iyi akşamlar diliyorum. Sayın Müdürüm bir hatıra fotoğrafı alalım mı? Öğretmen atölyelerimizin ilk günü online. Değerli arkadaşlar, öğretmenlerin saçlarını düzeltmeye başladılar. Ersan Hocamı gördüm. Arkadaşlar kameralarımızı açarsak en güzel gülümsemenizle bir hatıra fotoğrafı alalım. Birinci kareyi seçiyorum. Evet, kaydediyorum. Teşekkür ederiz Sayın Müdürüm. Evet, çekim tamamlandı. Teşekkür ediyoruz. Müdürüm, son sözünüzle kapatalım efendim. Estağfurullah. Herkese çok teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar diliyorum. Bu akşamki programdan Büyükçekmece'deki arkadaşlarımızdan, diğer misafir arkadaşlarımız için de kendi ilçelerinden, bölgelerinden, okullarından son derece güzel fikirler çıkacağı ümidiyle, temennisiyle herkese hayırlı geceler diliyorum.